önceki videomun çekimlerini ve şimdiki yapacağımız videonun çekimlerini Ulus Otomasyon'a misafir olduk ve burada çekiyoruz. Arkadaşım Bülent yanımda. Bülent uzun yıllardır elektrik elektronik deney setleri yapıyor. Bu videoyu anlatması için işin uzmanı Bülent'ten yardım istedim ve sağ olsun beni kırmadı. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu nasıl okunuyor Bülent? Kinjo. Kinjo step motorun ve step motor sürücüsünün dip switch ayarlarını yapacağız ve biraz sonra Bülent'in kendi yaptığı deney setlerinde de bu dip switchlerin ne işe yaradığını, diğer uçların ne işe yaradığını sizlere göstereceğiz. Sevgili Bülent, sana bırakıyorum. Şimdi paket açılışını yapalım. Bir tane Kinjo'nun 2CM545 sürücüsünü açıyoruz. İçerisinde dirençler mevcut. Biz bu dirençleri endüstri otomasyonunda kullanmıyoruz. 24 voltla sürerken artık ön direnç kullanmıyoruz. Bazı markalarda ön direnç kullanılıyor hala. Pulse'dır uçlarında ama Kinjo'da ona gerek kalmadı. O uçlar 5 volt diye biliyordum. Evet, 24 volt şu anda. 24 voltta rahatlıkla sürebiliyorsun. Ha. Direnç bağlamıyorsunuz. O güzel olmuş. Çünkü öbür türlü 2.2 ohmluk, 2.2 kalık dirençler falan bağlamamız gerekiyordu. Evet. Sevindim. Şimdi bu orta seviye sürücüsü. Bunun bir üstü daha var. En üst modeli de var. Onu daha sonraki videoda anlatırız. O artık biraz stepten servoya doğru giden ama step motor sürücü de. Şimdi bunun üzerinde çok güzel okunaklı bir şekilde bağlantı portlarını vermiş. Bu paket şeklindeki sıralı anahtar yani dip switchleri de vermiş. Birden 8'e kadar. Bunların ne işe yaradığı da buradaki tabloda belirtilmiş. İstersen motoru böyle seçeceğiz ya. Motoru açalım. Şu ne olduğu bilinmeyen bir motor olsun. Tamam. Akımı falan herhangi bir şey yok. Etiket yok. Motorla etiket ilgili yok. Bilgileri yok. Bilmiyoruz. Unipolar, bipolar. Deminki bir önceki videoda anlattığım şekilde ölçümlerini yaptık. Bulduk. Tamam ama akım değerlerini bilmiyoruz. Evet. Bu da ILX mühendislik. Yani Türkiye distribütörü Kinko'nun. ILX mühendisliğin kendi üretimi olan bir tane step motor. Burada da 2.2 Nm ve 5 amperlik bir step motormuş. NEMA yani flanş ölçüsü de NEMA 23 diye geçiyor. Şimdi sözünü keseceğim ama step ve servo motorlarda artık asenkron motorlarda olduğu gibi işte 0.75 kW, 7.5 kW'dan bahsetmez. Bunlar daha teknik motorlar. Burada ürettiği momentle ilgili Newton metre cinsinden işte kaç Newton, 2.2, 0.5 Newton metre gibi değerler verilir. Artık bunlar daha özel motor olduğu için güç değil, Newton metre cinsinden ürettikleri moment verilir. İşte kısaca söyleyeyim, NEMA dediği motorun biraz flanş ve gövde yapısıyla ilgili. NEMA 17 olursa biraz daha küçük, işte ölçülerini biliyorum da şu anda söylememe gerek yok. NEMA 23 ve benzeri gittikçe NEMA büyüdükçe motorun gövdesi büyüyor. Flanş ölçüleri büyüyor. Hı hı. İşte bunun delik ölçüleri 56.4 falan filan. Bu gidiyor. Aslında biz NEMA dediği mille dış kısım arasındaki mesafe. Evet, merkezi. Asenkron motorlarla ilgili hazırlamış olduğum videolarda bundan bahsetmiştim. İstersen motorun ayarlarına, değerlerine bakalım. Değerlerine bakalım. Motorun değeri kaç amperdi? 5 amperdi. Şimdi bu motoru biz 5 amper akım uygularsak dayanır mı? Dayanır. Ama motor aşırı derecede ısınır. Ben bu motoru kullandığım için biliyorum. Şimdi buradaki dip switch ayarlarına baştan gelelim. Birden kaça kadar var? 8'e kadar var. Her üreticide farklıdır. Aynı üreticinin farklı modellerinde de farklılık gösterir. Yani bu böyle olacak diye bir kaydı yok. Şuradaki tabloya ya da bilgi kitapçığına kesinlikle bakmak buradaki lazım. Buradaki dip switch'ten neye ayarlıyoruz? Akım ayarlıyoruz bir. Burada bir akım ayarlıyoruz. Step oranını ayarlıyoruz. Çözünürlük oranını ayarlıyoruz. Kaç turda bir pulse atsın. Tamam. İkincisi boşta yani dönmediği zaman tam akım mı çeksin, yarım akım mı çeksin. Onu ayarlıyoruz. Frenleme akımını ayarlıyoruz. Frenleme akımını ayarlıyoruz. Standart ayarlar bunlar. Başka da ayarı yok zaten. Tamam. Şimdi burada demiş ki akımı istersen şu akım mı yazıyor? Evet şimdi burada akım ayarları bunun 6'dan kaça kadar 6, 7, 8 nolu switchler. Tamam. Yani şuradaki 6, 7, 8 şuradaki 6, 7, 8. En son 3 tane. Tabii 3 tane bunu fabrikasyon bir şey ayarlamışlar ama biz bunların hepsini şöyle yukarıya doğru off konumuna çekelim. 6, tamam. 7, 8 ile akım ayarı yapıyoruz. Son 3 tane dip switchten akım ayarını yapıyoruz. Şimdi 6 off, 7 off, 8 off olursa 1 amper. Motora 1 amper gönderiyor. Daha fazla göndermiyor. Yani sürücü motora 1 amper. 1 amper gönderiyor. Motor dönmez değil. Döner ama torku yani gücü çok düşük olur. Anladım. Size akım arttırdıkça mesela burada tabloda belirtilmiş. Diyelim ki 3 amper ayarlayalım bu motoru. Tamam 3 amper ama ayarlayalım. Şimdi 6 off.
7 off sadece 8 on olacak diyor. Off 10. He. Yalnız bunu yaparken enerji altında yapmamak lazım. Şimdi Kinko'nun şöyle özelliği var. Sen bunu enerji altında yaparsan bunu kabul etmez. Ve büyük ihtimal şuradaki error LED'i yanabilir. Tamam. Yanabilir. Yani hata verebilir. Sen enerji altında bunu niye yapıyorsun diye. Enerji kesikken yapmak lazım sürücüde. Şimdi burada iki tip akım var. Bir tanesi boştaki akımı 2.1. Bir de tam peak akımı yani tam yükteki akımı. Biz tam yükteki akımını ayarladık. 3 amper diye. Yüklenmediği sürece 2.1 amper çekecek. Şimdi bu motora gelelim. Şimdi bu motorda 2.1 yani 3 amper ayarlarsak bu motor ısınır mı? Bu motor şu anki gibi aynen buz gibi kalır. Pek de ısınmaz. Bu motoru ben konveyör bantı eğitim setine bağlayıp 4.5 ampere şu anki en yüksek akım değeri ayarladığım zaman yani ne diyor? 6, 7, 8, 10 olacak diyor. Bunların hepsini 10 yaptığımda step motorun ısındığını gördüm. Elimle tutuyorum. Tutuyorum, benim elimi yakacak gibi oluyor, bırakıyorum. Bu şekilde çalışsa ne olur? Motor kolay kolay yanmıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi yine asenkron motor ders notlarımda bunların izolasyon sınıflarından bahsetmiştim. 165 santigrat dereceye kadar izolasyon sınıfı var. Yani bunlar özel motor olduğu için kolay kolay yanmaz. Yanmıyor. Ama burada deney setlerinde kullandığın için sen hani çok fazla dur kalk yaptıracak çocuklar farklı işte olaylar yapabilir deney setine diye aslında motoru güvenceye alıyorsun sen. Güvenceye alıyorum. Tabii endüstriyel ortamlarda motor niye el veriyorsa sürücü onu karşılayacaktır zaten. Kesinlikle. Şimdi bu motorun aynısı şuradaki işte lazer kesim tezgahında kullanılıyor. Aynı motor. Onda bakıyorum mesela biraz önceki dediğim gibi çok ısınıyor. Ve ben o tezgahı 10 yıldır kullanıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Endüstride de çok kullandık. Yanacak şekilde yine çalışıyor. Ama tabii bu step motorun içindeki manyetik ömrü azaltacaktır. Yetmiyorsa akımı motor gücünü ya da gövdesini arttırmakta fayda var. Torku nasıl değiştiriyor? Çok etkiliyor ama. Torku doğru. Çok etkiliyor. Akım müthiş derecede torku etkiliyor. Şimdi burada en önemli noktalardan bir tanesi de şurada altta küçücük yazar. Switch 5. Off ise full current yani tam akımda. On ise half current. Yani bu dönmüyorsa, boşta duruyorsa. Duruyorsa. Eğer switch 5'i biz off yaparsak ki şu anda off konumunda. Biz kaç amper ayarlamıştık? Bunu 3 amper. Şu anda sürekli 3 amper alacak. Ama çalışmıyor ve sürekli 3 amper veriyoruz. Motor gereksiz ısınıyor. Bu nerede kullanılıyor? Bir yükü tutması gerekiyorsa o anda, boşta da tutması gerekiyorsa o zaman full current yapabiliriz. Durduğu noktada eğer bir yük baskısı varsa, şeyini pozisyonunu kaçıracaksa o zaman full current frenlemeyi tam akım yaparız. Diğer türlü hemen bunu ne yapıyoruz? 5'i yarım akıma alıyoruz ve motorun daha az ısınmasını sağlıyoruz. Ne motorun yaptın switch'i? Switch 5'i off yaptım. Tamam. Şimdi Mehmet şöyle söyleyeyim. Burada bunun tabii Çin'den gelen bir sürü markaları var. Şimdi buradaki söylediğimiz on off olayı biraz enteresan. Başka marka off'u full current yapıp onu yarım. Diğeri tam tersini yapmış olabilir. Ayrıca şunu söyleyeyim. Çok karşıma çıktı. Burada 10 yazıyor ya aşağıda 10 yazıyor. Adamlarda da tam ters olabilir bu dip switchlerin. Aşağıda off oluyor, yukarıda 10 oluyor. Ya şu dip switch'te on off neresi diye bir gerçekten bakmak lazım. Bir de tam ters çalışan da var. Ya bu Çinliler üretirken enteresan. Şuradaki on off yazılarını da ters mantıkta yazabiliyorlar. Bir ona bir iyice bir bakmak lazım yani. Ama ezbere iş yapılmayacak. İş yapılmayacak. Noktada. Ya Kinko gibi işte bazı güzel markalar var. Onlar gibi markalarla Autonix mesela. O tarz markalarla çalışılırsa böyle değişik sürprizlere gebe kalınmaz. Tabii kesinlikle. Şimdi sürücünün de kalitesinden biraz bahsedeyim de ben çok fazla çeşit sürücü kullandım. İstersen bu mikro step olaylarına gir. Yani ondan sonra mı söyleyeyim? Tamam. Şimdi burada neredeymiş? 1, 2, 3, 4. 4 tane dip switch ile step motorun kaç pulse'de bir tur atacağı söylenmiş. Şimdi burada ilk birinci tabloda 200, 400, 800 işte aslında 400'ün katları, 200'ün katları şeklinde gidiyor. 800'ün iki katı 1600, 1600'ün iki katı 3200, 6400, 12800, 25600. Daha sonra da 1000, 2000, 4000, 5000, 8000, 10000 ve 20000 gibi değerler var. Çünkü Kinko'da da 20000 değer iyi bir değer aslında. İyi bir değer, çözünürlük olarak güzel. Bu en sonunda da not available, NA demiş. Yani bunu kullanamazsın diyor. Tabii bununla A'ya alınca sürücü nasıl bir tepki veriyor hiç denemedim.
Şimdi ben 200 pasite bir tur dönsün dersem 1, 2, 3, 4'ü ne yapmam lazım? Hepsini 10'a çekmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Şöyle artık ben bunu kolayca tırnakla çekivereyim. Yani bu motorun bir turunu 200 pas verdiğimizde yapmasını istiyorsak dipsi gücü o şekilde ayarlıyoruz. Genelde ben neyi ayarlıyorum? 800 ayarlıyorum. Hı hı. 800, 10, 1, 10, 2, off, 3 ne olacakmış? 10 olacak, 4, 10 olacak. Sadece 2 numara off olacakmış, öyle diyor. 2 numara off yaptığım zaman çözünür, değişiyor. Yalnız bunu nerede yapmamız lazım yine? Enerji altında yapmamakta fayda var. Şimdi arkadaşlara şundan bahsedeyim. Çekebilirsek bir sonraki videoda tahrik mekanizmalarına çekeceğiz. Aslında burada ayarlayacağımız değerler biraz da milindeki tahrik sistemiyle alakalı. Yani buradaki çözünürlük. Bir de yapacağınız işin hassasiyetine bağlı. Çok hassas yapıyorsanız işi, işte ara durması gereken mesafeleri çözünürlüğü yüksek tutmanız lazım. Daha kaba işlerde çözünürlüğü daha düşük tutabilirsiniz. Tabii çözünürlük düşükse hız artar, çözünürlük yüksekse işte hız yavaşlar. Bu biraz da tahrik mekanizması ile ilgili, o kısma bir sonraki videoda girelim. Tabii o kısmı aslında şöyle. Sadece şu anda dip switch'lerini yapalım. Dip switch'i anlattık ama kısaca yine bir şey belirteyim. Step motoru alıyorlar. Aldıktan sonra kafasına göre bir parametre ayarları, yani bu çözünürlük ayarlarını yapmaya çalışıp daha sonra sisteme uyduramadıklarını fark ediyorlar. Çünkü mekanik yapmış, bitmiş. Hı hı. O bir sonraki video çok önemli. Step motor almadan önce, yani step motorla sürmeye karar verirse sistemini, hı hı, mekanik ayarlarını şuradaki çözünürlük ayarlarına göre ayarlamak zorunda. Şimdi o video yani çok önemli. Yani işin mekanizmasına gireceğiz biraz. Mekanizmasına orada gireceğiz. Girmeden işte mekanik var karşımızda, step motor. Hadi bunu işte şu pozisyona götürelim. Götüremezsiniz. Çünkü neden götüremezsin? İşte burada 200'ün, 400'ün ya da 800'ün katı değil maalesef. Tamam. Karşı taraf mekanik. Burada başka uçlar var. Şimdi burada pulse dır ucu var. Pulse artı, pulse eksi. Bunu NPN, PNP bağlantı yapabiliriz. Dır artı, dır eksi. Burada free var. Free ucunu verdiğinizde, yani bu girişe sinyal verdiğinizde step motor tamamen devre dışı kalıyor. Mili boşta kalıyor. Mili boşta kalıyor. Şimdi şöyle anlatalım. Buralarda niye iki uç var? İçerisinde bir tane optokuplör yalıtıcı var. O nedenle iki uç dışarı çıkarılmış. NPN, PNP çalıştırabiliyorsunuz. Siz bunları PAS, buna sürücü kartından ya da PLC'den neyse vereceğim her bir Pulse'de şu kadarlık adım atacak. Evet. Yani bir turu 200 Pulse örneğin ayarladığımızda 200 Pulse'i aslında ben buradan veriyorum. Ve o bir turunu atıyor. Dır, direktör, yön verdiğin zaman bir yöne, buradan sinyali vermediğin zaman öbür yöne dönüyor. Free mesela bir sisteminiz var size. Bu sistemde manuel olarak başlangıç koşullarını almanız ya da işte belli elle ayarlar yapmanız arıza gerektiğinde yaptı, arıza yaptı, sıkıştı. Güzel. Bunu veriyoruz mu, vermiyoruz mu? Veriyoruz. Verdiğimizde free'ye çekiyor. Free'ye çekiyor. Boşa motor, çıkıyor. Boşa elle çıkıyor. Çevrilebiliyor tabii şu anda motor. Tamam. Şurada başka ne var? Burada error var. Hata, yani step motor. Hı hı. Şu motor arızalıysa, kablolarından bir tanesi kopuksa, motor uçları buraya bağlı. Hı. Ya da fazla akım çekerse, hı hı, ya da işte enerji altında dip switch'te oynadığın absürt bir durum olursa, bunlar şunun arıza nedenleri, kodları burada yazıyor. Tabii buradaki error'lıydı, flash yapıyor, işte yeşille beraber bir ters flash falan çeşitli falan opsiyonları, çok opsiyonları var. O durumların herhangi bir tanesinde buradan çıkış veriyor. Kontrol kartında da step motorun arıza verdiğini hatalarını anlıyoruz. Bunları biz giriş olarak kullanıyoruz, tabii, error bize çıkış veriyor. Aynen öyle, bize çıkış veriyor. Tamam. Şimdi şunu da, buraya da gelelim. A artı, A eksi, B artı, B eksi, iki kutuplu step motoru sürmek için. Uçları bulmayı zaten ben arkadaşlara bir önceki videoda anlattım. Burada uçları o videoda da söyledim. A artı, A eksi yanlış bağlarsanız devir yönü değişir. Ya da B artı, B eksi yanlış bağlarsanız devir yönü değişir. Ama A ile B'yi karıştırmamanız lazım. Tabii. GND, VCC'de işte 24 volt, 0 volt, 24 ile 50 volt arası besleme verilebilir. Kartı besleyebiliyoruz. Tabii beslemi verebiliyoruz orada. Şimdi şöyle bir şey var. Ben motorlarda pratik olarak böyle bir motor geldiği zaman uçları hepsi aynı renk ya da işte anlaşılmıyor renkleri. Ölçü aletiyle bağlıyorum bunları. Bakıyorum hangisinde omajı gösteriyorsa aynı değer olmuş. Örneğin bu A artı, bu B eksi diyorum kafama göre. Ne olacak? Senin bir önceki videoda anlattığın gibi bağlıyoruz. Motorun dönüş yönü hoşuma gitmediyse
ya A artı ya da B artıdan herhangi bir tanesini yön değiştiriyorsun. Ya da programda direkt vuruşlarına enerji veriyorsun. Step motorun sağlam olup olmadığını anlamak için en pratik yöntem şu. Bütün uçlarını birbirine kısa devre ediyorsunuz. Kısa devre ettiğinizde şu motorun bir frenlemeye giriyorsa, dönmüyorsa bu motor sağlam. Dönüp de böyle bir yerde tak boşluk atıyorsa sargıların bir tanesi bozuk. Ya da böyle döndürebiliyorsan bu motor ölmüş. Anlaşıldı. Şu anda sağlam durumda. Şimdi buradaki işlerin, uçların, girişlerin kullanılması ve dip switch ayarı ne farklar yaratıyor? Bülent Bey'in kendi deney setleri üzerinde sizlere göstereceğiz. Evet, deneyerek göstereceğiz. Az önce gösterdiğimiz girişlerin ve dip switchlerin ne işe yaradığını şimdi Bülent'in kendi yapmış olduğu deney seti üzerinde uygulama olarak sizlere göstereceğiz. İndeks tablalı step motoru eğitim seti üzerinde çözünürlük ayarının etkisini inceleyeceğiz. Şu anda step motorun çözünürlüğü 800 pascal bir tur atara göre ayarlandı. Step motor burada üzerindeki 8 gözlü indeks tablamız var. Sıfırıncı gözüne bir parça yerleştirdik. Dönüşünü görelim diye. PLC 800 pascal verecek. Tamam. Dolayısıyla step motor da 800 pascal bir tur atacak. Genel olduğu yere gelecek. Evet, start tuşuna basıyoruz. Aynı noktaya geldi. Şimdi ben çözünürlük ayarını değiştireceğim. Bu üzerindeki sürücü Kinko Türkiye distribütörü olan ILX'in Kinko değil kendi ürettiğim sürücü kesmeden bir deneyelim. Çözünürlük ayarı ne diyor? Bir önceki videoda dedik ya enerji keserek denememiz lazım diye. 400 pascal bir tur atacağız diyeceğiz. PLC 800 pascal vereceği için bu iki kere fazla. Aynen öyle. 5'i off yapacağız. Diğerleri 10 olacak diyor. 5'i off yaptım. Diğerleri 10 olacak dedi. Ayarladım. Yani 6, 7, 8, 10, 5 off. Dur seni evinde. Bak gene hiçbir şey değiştiği yok. Enerjiyi kesmemek. Normalde 2 tur atması lazımdı ama yine 800 pascal'e göre çalıştı. Enerjiyi kestim. Güç kaynağım şu anda çıkışı kesti. Tekrar enerjiyi verip. Enerjiyi veriyorum. Enerjiyi tekrar verdim. Piyasa geldim kendine. Gelir o hızlı gelir biraz. O zaman videonun girişinde bahsettiğin doğruymuş. Evet. Eğer enerji altında değişiklik yaparsanız ya error verecek demiştin ya da istediğimiz şekilde çalışmayacak demiştin. Evet şu anda 400 bir daha çalıştırılmışsın. Şu anda PLC'm 800 pas verecek. Çözünürlükten kaynaklı 2 tur attı ve kalkarken de step boyutu büyük olduğu zaman titremeyi gördük. Titremeyi gördük. 800 pas'te o yoktu. Daha darbeli çalışıyor. Daha darbeli çalıştı. Yani şu mu? Evet. Salınımı daha fazla yapıyor. Tamam. Durması da o şekilde zaten. Evet. Şimdi bu sefer enerji altında değil, enerjiyi kapatalım. Ve bu sefer de 1600 pulse ayarlayalım. 5 off, 6 off. 5'te 6 off olacak. Hemen enerjiyi açalım. 1600 pulse bir tur atarı yaptık. Deneyeceğiz. Şimdi yarım mı olması lazım? Tabii yarım tur dönmesi lazım. Evet şu anda. Hızın da değişimini bakmak lazım. Çünkü neden? 800 pulse üretiyor. Hı-hı. Bir saniyede diyelim. Hı-hı. Ama bu 1600 pulse'de ancak bir tur atacaktı. Hı-hı. Bu sefer 800 pulse geldiği için devirde yavaşladı. Yavaşladı. Pulse frekansını arttırmak lazım. Tamam. Şimdi bu enable free uçlarını, dur uçlarının değişimini de bize gösterebilirsen sevinirim. Şu anda frenliyor motor. Frenli halde. Yani hemen, serbest değil. Bunu boşa çıkarabilir misin? Tabii çıkartırım. Mesela buradan İstersen... Hiç kullanmadığım bir ucu alayım. Sökeyim şuradan. Hı-hı. Hemen bomb fişiyle denemeyi yapabilirim. Mesela şu neymiş? 0.24 volt ucum. Bu buraya aktarma. Bunu kullanmıyorum. Bunu da alayım. Free ucu neredeydi? Ha, bunda free değil, enable ucu. Aha, yani tamam. İsim değiştirmiş, enable olmuş. Ben gene de buraya free diye çıkmışım. Artısını, 24 volt mu bunun girişi? 24 volt. Bunu eksiye bağlayayım. Bunu da artıyı verdim. Eksi ucunda güç kaynağının bir eksisine bağlamam gerekiyor. O da şurada Mehmet. Hemen ucunu değdireyim. Bir motoru bir bak. Tamam. Güç var mı? Var değil mi? Var şu anda. Şu anda boşa çıktı. Boşa motor. Çıktı. Ve sürücü üzerinde de kırmızı lamba yanıyor zaten şu anda. Bıraktım. Tamam yine frenledi. Frenledi evet. Güzel. Şimdi dönerken direkt vurucuyla oynasak ne yapacak? Ters dönecek motor. Hem onu yapalım Mehmet hem de
AB uçlarını değiştirelim. Hı, tamam. Şu anda direktörü demin vermiyordun. Saat ibresi tersi dönüyordu. Şimdi direktörü verdin, durucunu. Evet. Saat ibresi yönünde değişiyor. Step motorun devir yönünü değiştirmek için A artı A eksi ucunu değiştireceğim. Bobinlerin herhangi bir tanesini. Tamam. Uçlarını sadece birini. Evet. Değiştirdim. Yalnız motor ne yapacak? Saat yönünde dönüyor. Biraz önce ters yönde dönüyordu. Tamam. Saat yönünde dönüyor. Aynı şekilde B artı B eksiği de değiştirirsem ne yaptı? Saat yönü tersi. Yalnız ilk durumu aynı oldu. İlk hareket ettiği noktaya geldi. Yani A artıyla B artı uçlarını yani her iki bobin ucunu da değiştirirsen beraber aynı anda değiştirirsen devir yönü değişmiyor. Ama A'yı ya da B'yi tek başına yönünü değiştirdiğinde sen, giriş çıkış yönlerini motorun devir yönü değişiyor. Değişiyor. Peki şunu yapalım. A artı A eksiği de çıkardım. Bunlar böyle dursun. Bunları da kafama göre aşağıya aldım. A artı yani o uçları A artı dedi diye A artı değil bence de B artı. Al değiştirdim. Yani öyle seçmiş olalım. Ha, öyle seçtim. Bir şey fark etmiyor. Yine motor çalışmasına devam ediyor. Tamam. Başka ekleyeceğimiz bir nokta var mı? Çok şey var aslında ama biraz da tabii sürücü olsaydı üzerinde bunun işte motoru auto tuning olayı, motoru tanıma özelliği, motoru jok konumunda hiç bağlantı yapmadan çalıştırma özelliği. Aslında hiç... senin setleri de çekeceğiz daha evet. Sonra vakit bulduğumuzda. Setlerde o kısma detaylıca gireriz. Tamam, öyle yapalım. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.